Siz hem Ergenekon sürecinde hem de bir kitap yüzünden en uzun süre hapis yatmış kişilerden birisiniz. İşte şimdi bakın onu bile bu şikayette gizliyorlar. O zaman benim Musa'nın Çocukları, Musa'nın Mücahit'i, Musa'nın Gülü ve Musa'nın AKP'si serileri çıktı. Hatta bugün bile kırılmayan rekor en çok satanlar listesinin başındaydı hepsi. Yani şu anda da sanıyorum geçen var veya yok o önemli değil ama önemli olan şu. O zamanın en çok satan kitabı. Bu kitapları toplatmak istediler, toplatamadılar. Mahkum etmek istediler, bir kısmı kalem oynatamadı. Bu kadar gerçek ortadayken ve ben bu kitaplardaki davaları kazanmışken ve bu kitaplar için hiçbir şey yapamıyorken bana uydurma bir Ergenekon üyesi sıfatı takıp 7 sene yatırdılar. Bakın 7 senede bana hakimler bir tek soru sormadı. Bir ilk şeyde adın soyadın işin ne, adresin ne dedi. Ben de hakime dedim ki adresimi bıraktınız bize dedim. Adresim falan yok ortalık karıştı. Meğersem öyle deyince tahliye de etmiyorlarmış. Gerçi beni tahliye etmeye niyeti olmadıkları da ortaya çıktı. Ergenekon'dan ilk girdim son çıktım. Peki hiç mi duruşmaya çıkmadınız? Çıktım ama soru sormadılar bana. Hatta 32. celseydi herhalde. 300 küsur celse oldu. Orada hakimlerin tarikatçılık belgelerine, Fethullah Gülen örgütüyle olan ilişkilerini ortaya koydum. Özellikle Sedat Sami Aşıloğlu'nun. Ve şeye mahkeme başkanına dedim, sen utanmıyor musun bizi bir Fethullahçıyla yargılamaya dedim. Bunlar dedim, hem de savcıları gösterdim. Tarikatların intikam sahası haline getirdiler mahkemeleri dedim. Buralar dedim, tarikatçıların intikam sahası oldu. Bana mahkeme başkanı, ya dedi, bize hakaret ediyorsun, Asliye Cezayir, gönderin dedim. Ben bunun Fethullahçılık belgesini çıkartırım ortaya, Fethullahçı olduğunu kanıtlarım dedim. Sedat Sami Aşıloğlu için. Siz ne yapacaksınız dedim. Ondan sonra ben dedim Atatürkçüyüm. Sizler dedim tarikatçısınız. Bundan sonra duruşmalara gelmeyeceğim dedim. Çünkü hasım hasımı yargılayamaz. Sizin kararınız belli. Benim de savunacak hiçbir şeyim yok. Ben yazarım dedim. Bu yazılardan dolayı başıma ne gelecekse ona razıyım. Bir adım geri atmam dedim. Ne kalemimi kırarım ne de size kırdırırım dedim. Ve bir daha da duruşmalara gitmedim. Ama yazdığınız kitaplar zaten hep siyasi iktidarı rahatsız edecek kitaplar. Evet. Daha şeyden başlayarak, Takunyalı Führer'den başlayarak, Musa'nın Çocukları. Musa'nın Çocukları. Bakın daha sonrasında yazdığınız kitaplar hepsi işte özellikle Diploma biliyorsun Türkiye'de en çok tartışılan olaylardan biri. Hala bunun tartışması bitmedi. Evet. Diplomadan biraz bize bahseder misin? Şimdi bakın. Yani o diplomanın ilk sizdeydi ilk belgesi. Bendeydi ama ben şeyden sonra devreye girdim. İlk önce Halaçoğlu milletvekili biliyorsun evet. O gündeme getirdi. Ardından Yalçın Küçük getirdi. O arada Tayyip Erdoğan'ın mezun olduğu okuldaki sınıfındaki bir CHP'li ilçe başkanı dile getirdi. Adam dedi ki kardeşim sen dedi bizim sınıftaymışsın dedi. Ben seni niye tanımıyorum diye başlayan bir video hazırladı. Sonra esrarengiz bir şekilde bir sabah cesedi bulundu. Şimdi bir gün ortada duplikata diye bir şey. Yani Tayyip Erdoğan diploması dolaşıyor. Evet. Ama ona bir baktım. Ya dedim bu bendeki diplomaya uymuyor. Hemen bu konuda bilgili olan insanları aradım. Ya dedim bir insan üniversiteden mezun olduğu zaman iki farklı diploma verilir mi dedim kaybettiği zaman. Yok dedi öyle bir şey olmaz dedi. Aynı diplomayı verirler. Zaten diploma üniversitedir dedi. Bir nüshasını verirler. Yine bir nüshası üniversitede vardır. Onun üzerine onu gösterdim. İşte baktılar, bu dediler sahte. Dedim bunu şeye vermiş, İçişleri Bakanlığı'na vermiş. 94'te belediye seçimini kazandıktan sonra. Ve bunu yayınladım. Tabi ortalık bir karıştı, yıkıldı diploma sahte diye. Sonra bu şeye baktım. Şimdi biz ilkokula başladığımızda bizim bir kütüğümüz olur. Evet. Bu kütük ortaokula gidersek peşimizden ortaokula gelir. Liseye gidersek liseye gelir. Üniversiteye gidersek oraya kadar gelir. Ben onun kütüğüne baktım. Kütük İmam Hatip Lisesi'nde bütünlemede, yani normal imtihanda bitirememiş, bir sonraki imtihanda da bitirememiş. Kaldığı dersler de öyle ilginç ki Arapça Kur'an. Bunları bitiremiyor. Sonra en son Eylül veya Ekim'de kurul kararıyla geçiyor. Yani Allah rızası için geçirmişler. Evet. Şimdi kütüğün öte tarafına bakıyorsunuz. Şimdi aynı sınıfta atıyorum o sayfada 10 kişi var. İşte birisi şeye gitmiş akşam okuluna, biri işte ilahiyata gitmiş, biri tasdikname almış daha şey yapmadan bitirmiş. Tayyip Erdoğan'ınkine bakıyorsun hiçbir şey yok. Orada mı bitiyor? Orada bitmiş.
Şimdi Eyüp Lisesi ile ilgili bir şey yok mu? Eyüp Lisesi'ne gitmemiş. Eğer gitseydi o kütüpte kaydı Eyüp Lisesi'ndeydi derdi. Şimdi sonra Eyüp Lisesi'ni inceledim. Baktım internette şey yazmışlar. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız 73 yılında lisemizden mezun olmuştur. Aa, yalanın böylesi olmaz. Neden? Zaten adam 73 Eylül ve Ekim'inde mezun olmuş. Mezun olduğu sene nasıl Eyüp Lisesi'ne girdi de nasıl fark derslerini verdi? Yani en erken 74'te gider. Adam 74'te İETT'ye girmiş çaycı olarak. Orada çaycılık yapıyor tam gün. Sigorta primlerini ödeniyor. Hepsinden önemlisi 73 yılında girmesinin hiçbir şartta imkanı yok. Yani teknik olarak imkanı yok. Eyüp Lisesi de yalan yazıyor. Siteye girin bakın onu göreceksiniz. Hala var. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın alttan gelin. Şahsi hesabında... Peki bu yazının dışında herhangi bir belge var mı orada? Ya onun orada olduğuna dair hiçbir belge yok. Sadece bu yazı böyle var. Bir yazı var. Böyle bir yazı. Yani normalde Eyüp Lisesi onun giriş kaydını koyacak. Tabii. Nereden geldi, ne yaptı, hangi derslere ne zaman verdi. Koyamıyorlar. Tıpkı üniversitede de bir diplomayı çıkartıp işte diplomayı nasıl aldı, hangi puanlar. Hepimizin diplomasının tabii arkasında şey var. Aldığımız puanlar var. Tabii. Birinci sınıftan son sınıfa kadar hepsi var. Ama bununkinde yok. İşin garip tarafı mesela noter, bunu onaylayan noter diplomayı görmeden onaylamış. O yüzden tabii ceza da yedi. Tabii. Ama yok yani yok. Eğer sizin kütükte İmam Hatip'ten sonra bir yere gitmediyseniz ben gittim diyemezsiniz. Derseniz de tabii doğru bir olur. De zaten en sonunda da ciddi bir sorun var. Marmara Üniversitesi'nin kuruluş tarihiyle diploma tarihi arasında hiçbiri yıl uymuyor farkı var. Her hiçbiri uymuyor. Şimdi ben diploması... O kitaptan ceza dava açıldı mı? Savcı açtı. Kendisine şikayet etti. İlk zaman nere tazminat davası açtı. Bir savcı reisen açtı. İfade verirken dedim ki bu adamın diploması yok. İşte şu atıyorum dedim ki Eyüp Lisesi'ne yazı yazılsın. Oradan kaydı istensin. İmam Hatip'e yazı yazılsın. Kaydı istensin. Askerlik şubesine verdiği belge de sahte dedim. Askerliği yeniden yapması gerekiyor. Oraya da yazı yazılsın. Askerlik şubesine hangi diplomayı verdiği istensin. Ehliyet almış. Ehliyeti alırken hangi diplomayı vermiş. O da istensin dedim. Bunların hiçbirini kabul etmedi. Mahkeme mealen bana diyor ki diploma yok diyor kardeşim. Haklısın. Ama niye alay ettin diyor bu sefer. Ha, ettim, o tarafından bakıyor ettim olaya. Ettim dedim alay. Sen dedi alay etmekle de kalmamış. Tahkir ve tazif etmişsin. Ya dedim adam sahte diplomayla ülke yönetiyor. O diyor bizi ilgilendirmez diyor. Senin alay etmen ilgilendirir. Bana iki tane 2 yıl 4 ay ceza verdiler. Neden? Sadece alay ettim diye. Belgelerin yanlış olduğundan dolayı değil. Herkes kabul ediyor diplomanın olmadığını. Ama alay ettin, tahkir ettin, tazif ettin. Ancak o şekilde. 2 yıl 4 ay bir verdiler. Ve Türkiye'de olmayan bir şey daha yaptılar. Kitabın ikinci baskısı için de aynı cezayı verdiler. Yok yani bu şu ana kadar görmüş bizim şey basın tarihinde böyle bir şey yok. Bir de siz savcı Zekeriya Öz'le bir tartışmanız var. Ya şimdi o beni ikinci defa ifadeye çağırdı. Ben de cezaevine dedim ki bakın dedim bu tür soruşturmalarda kanun şu. İkinci defa çağıramazsın. Ancak dedim mahkeme kararı olması lazım. Mahkeme kararı olursa gelirim. Gitmedim. Bunun üzerine avukatı söylemişler. Avukat da dedi ki bana her gün gidelim. Ama dedi gözünü seveyim orada evet ve hayırın dışında bir şey söyleme. Sen dedi bunda kavga edeceksin o zaman zorda kalırız. Tamam dedim. Gittik oraya. Zekeriya Öz şey dedi. Genelkurmay'dan dedi senin hakkında olumsuz bir rapor geldi. Ne diyorsun? Dedim göster raporu. Göreyim raporu. Önünde bir tane dizüstü bilgisayar var. Tamam bak dedi burada yanıyor dedi. Tamam dedim aç göreyim. Ya da dedim çıktısını ver. Ne yazmışsa ona göre sana cevap vereyim. Yemin ediyorum o bilgisayarı yarım saatte açamadı. Ya kapağını kaldıramadı. Hadi. Dedim ki ya sen dedim 2500 küsürlük iddianame yazıyorsun dedim. Sen o iddianameyi kim yazıyor dedim. Bunun üzerine ya o videoyu niye karıştırıyorsun yazıyoruz işte dedi. Hatta lafın arasında işte ben top oynamayı severim. Mitçilerle akşam top oynayacağız. Bana ne lan dedim. Sonra o arada bu silahlı kuvvetlerle ilgili ağır bir laf söyledi. Bu sefer benim avukat şalteri attı. Başladılar onunla kavga etmeye. Ben de dürtsün, ben de gireyim mi kavgaya diye. Baktım, beni duydum. Bayağı kavga savcıyla tartışıyorum. Zaten o katta hiç kimse kalmadı bizim bağırtımızdan. Bana dedi şu askeri tanıyor musun, bu askeri tanıyor musun? Ya dedim, meşru bunların
TSK'nın şerefli subayları dedim. Tanısam ne olur tanıma. Ha, tanısam şeref duyarım. Tanımadığımla da tanışmak isterim dedim. Sen dedim bırak bunu ya dedim. Tayyip Erdoğan papayla görüştüğü gün dedim. Emine Erdoğan Kürşat Çizmen'in evinde kimle görüştü? Git dedim onu araştır. E kimle görüştü söylesene dedi. Ben niye söyleyeyim dedim. Savcı sensin araştır. Hem dedim şimdi bunu da ifadeye yaz dedim. Bu soruyu soruyorum sana dedim. Dedi ben yazmam onu. Niye yazmıyorsun dedim. Ya ben nasıl yazayım dedi. O zaman dedim benim ifadenin altına bir zahmet sen imza atıver dedim. Bunun üzerine şey dedi. Ya dedi senin ifadeyi imzalamayacağını yazsam dedi kendimi kurtarsam olur mu? Ya bunu söyleyeyim Cumhuriyet Savcısı. Gerçekten bu iddia ettiğiniz diyalog gerçekleşti mi? Gerçekleşti ve zaten ifademe de aynen yazdı. Bu böyle böyle söylüyor. Eğer bu söylediğinin ifadeye geçmezse ifadeyi imzalamayacağını da belirtti diyor. Saygı Öztürk Ergenekon kitabında o ifadeyi olduğu gibi yazdı. Yine orada bana dedi ki sen dedi Ankara'da dedi liman lokantası var dedi. Dedim. Ha yok lokantayı demedi. Ankara'da liman var dedi. Orada dedi Ömer Faruk Emin Ağoğlu. Yarsav işte, eski başkanı. Ha, Yarsav eski başkanı. O zaman Yargıtay savcısıydı o dönemde. Dedim. Levent Ersöz. Bir de Levent Ersöz vardı Levent herhalde. Levent Ersöz Paşa bir iki isim daha söyledi. Bunlarla dedi limanda yemek yemiştim. La dedim Ankara'da liman mı var ki ben dedim limanda yemek yiyeyim. Öyle kapandı. Daha cevap veremedi. Yani orada bir de şunu anladık. Buna birisi soru sonra ama bir şey geldi size. Ha, siz... Geleceğim. Sonra çok sonra iddianame hazırlandı. Kandıra'daydınız. İddianamenin bölümünü okurken şöyle bir şey var. 30-1-2008 tarihinde Ömer Faruk Emin Ağoğlu, Levent Ersöz, işte şu iki isimle birlikte AKP'nin kapatılması hakkında görüşmek için liman lokantasında bu sefer tamamı yemek yemişlerdir. Ulan bir baktım altında 10 tane polisin imzası var tezkerenin. 3 tane savcının imzası var. Hemen duruşmaya gittim. Başkana döndüm. Dedim siz bu iddianameyi iki defa okuduğunuzu söylemiştiniz. Evet dedi iki defa okudum. Yalan söylüyorsunuz dedim. Siz dedim bu iddianameyi hiç okumadınız. Nasıl öyle söylersin? Okusaydınız dedim bu elimdeki hatayı görürdünüz. Ne o dedi? Bak dedim savcılar ve polisler ne diyor? 30-1-2008 tarihinde liman lokantasında şu isimlerle yemek yemiş. Nasıl gittim lan dedim ben o tarihte şeye, liman lokantasına. Ben o tarihte Ergenekon'dan dolayı Kandır'da tutukluyum dedim ya. Siz cezaevindeyken darbe toplantısı yapmışsınız. Darbe toplantısı, AKP'yi kapatma toplantısı hepsini yapmışım. Tarih 2008. Benim tutuklanma tarihim ne? 27 Temmuz 2007. Ve bunun altında 10 tane polisin imzası ve 3 tane savcının imzası var. Döndüm başkana. Bu iddianameyi dedim bunların kafasına atıyor mu dedim atmıyor mu? Cevap veremedi. Ya biz böyle süreçlerden geçtik. Cezaevindeyken darbe toplantılarına cezaevinde sadece bana değil. Sanıyorum Muzaffer Tekin için de cezaevindeyken yurt dışına gitti diye bir bölüm vardı. Ve inanın 7 senede tek soruya muhatap kalmadım ya. Ya bu çok ilginç bir şey. Yani 7 sene yatıyorsunuz. 3 tane asil hakim var, başkan, 2 üye. Bir de yanda bunlar yedek 2 üye getiriyorlardı. 5 kişi. Ya 5 kişinin soracağı bir soru olmaz mı 7 senede? Tek soru sormadılar. Çok ilginç, çok ilginç. Ve 1-7 yıl, koskoca bir 7 yıl. Tabii 7 yıl öyle geçti. Ha, ne yaptım ben bu arada? 8 tane kitap yazdım. Ha, şimdi şeye geleceğim. Takunyalı Führer'i ben, Takunyalı Führer, Kalpazan, İsa ve Havarileri toplam 8 kitap yazdım. Hepsi basıldı. Kalpazan, Tayyip Erdoğan'la ve ailesiyle ve yakın çevresindekinin yolsuzluklarını anlatıyordu. Hatta Sözcü Gazetesi'nde o zaman Vural Savaş yazı yazıyordu ve Kalpazan kitabıyla ilgili çok övgü dolu bir yazı yazdı. Peşine bir de Emin Çolaşan aynı gün yazmış. Çok güzel bir yazı. Akşam bir baktım şey doldu geldi cezaevinin üst yönetimi. Yandık dedi. Niye? Yahu dedi kitap yazmışsın, herkes yazmış, bizi sıkıştırıyorlar. Bu kitabı nasıl yazdı cezaevinde? Dedim ki kolayı var dedim. Duruşmada yazdı dersiniz dedim. Üzerinizden atar duruşmada yazmış, avukata vermiş. Oh dedi hepsi. Ve gittiler bunu söylediler. Ve kitapla ilgili olay bitti. Ha bir de şey var. Disipline aykırı hareket ettim. Yani idareden evet. Habersiz mektup yazdığım mektup konusunda şikayet edildim. Bir de Zekeriya sizin ikinci defa şeye çağırdı. Ha, ondan önceydi o. Ondan önce miydi? Orada da bu gene bir araba tartışması falan var onda. Hani başbakanla ilişkileri konusunda. Ha, evet işte şey dedim ya.
Bu şimdi sen o araba meselesini konuştuğunuz konu. Hani başbakan kendisine araba... Söyledim. Şöyle, o zaman makam arabacını arabasını ona vermişti ya. Hı. Sen dedim Tayyip Erdoğan'la görüşüyor musun? Nerede görüşeceğim lan? Bolu'daki MİT teşkilatında görüştün mü, görüşmedin mi dedim. Üzerine heyecandan çayı döktün mü, dökmedin mi dedim. Şey yaptı. Hadi oradan yaptı. Ben oraya gitmedim. Ama gitti. Orada görüştü. Bu ilk görüşmenizde miydi, ikinci görüşmenizde mi? İkinci görüşmede. Peki daha sonra bir daha Zekeriya Öz'ü gördünüz mü? Yok, ondan sonra görmedim. İlginç, yani tarihin tecellisine bakın. Şimdi Zekeriya Öz kaçtı yurt dışında, siz hala Türkiye'desiniz. İçerideyiz, evet. O kaçtı. Ve üstelik işin ilginç tarafı, tutuklattığı bütün insanları kaçma şüphesinden tutuklattı ama kendi kaçtı. Şeyde kaçtı. Haşiloğlu. Hakim, o da kaçtı. Ya o kadar vicdansızlık oldu ki orada. Şeyin oğlu, şimdi neydi o adamcağızın, öldü hastanede. Cenazesini, Kutlisi Okkur. Oğlu dilekçe verdi Haşiloğlu'na. Dedi ki babam ölüyor. Tamam, tahliye etmeyin ama hastaneye yatırın. Ve o mahkeme onu hastaneye yatırmadı. 3 gün sonra adamcağız öldü. Bunun vebali kimin üstüne şimdi? Yani Ali Tatar'ın keza vebali kimin üstüne? Bir tane değil ki, onun üzerinde isim var böyle hayatını kaybeden. Tabii. Bunun vebali kime? Bir, ben bu davanın Kaşif Kozinoğlu var. Savcısıyım diyene. İki, Fethullah Gülen örgüsüne. Ortak yaptılar bunu. Evet. Ve bakın oradaki insanlardan bakın birbirini seven 4 kişiyi bulamazsınız. İşçi partiler hariç. Evet. Onlar bir kendileri parti sonuçta. Birbirlerini tanıyor. Bir de, ama onun dışında yok seven birbirini. Sizin orada ilgili bir şeyiniz var. Hani örgütten suçlanıyorsunuz ya. Orada bir okey masası şeyiniz var. Ya şimdi ben her zaman derim. Bakın bizim oradaki örgüt üyelerinin hepsini bir araya getirseniz 4 tanesini bir masaya oturtup okey oynatamazsınız. Aynı, şimdi siyasi ayak diyorlar ya Fethullah'ın. Bakın Fethullah'ın siyasi ayağının büyük çoğunluğu AKP'dir. AKP'deki Fethullahçıları çıkarın, yemin ediyorum geride kalanlarla yine okey masası kuramazsınız. Yani bu haldeyiz biz. Peki sonra siz tazminat davası açtınız mı? Açacak mısınız? Tamamen bu 7 yılın hesabını... Şimdi şöyle, nasıl görülecek? Bizim beraatlarda atıyorum benimle ilgili bir işte hükümeti yıkmak, şey yapmak, bir sürü şey var, saçma sapan iddialar var. Bunların hepsinden beraat ettik. Ama bir tanesinden delil yetersizliği nedeniyle beraat vermiş. Avukat dedi ki, ya bunda delil yok ki niye delil yetersizliği olsun? Ve itiraz etti. Dolayısıyla o itirazın sonucunu bekledikten sonra, yani o itiraz sonuçlanmadan açma şansımız yok. O itirazın sonucu geldikten sonra işte avukatım Hüseyin Buzoğlu o davayı o zaman açacak. Şimdi daha soracak çok soru var ama dediğim gibi pek vaktimiz de doldu. Ama sizinle önümüzdeki günlerde tekrar bir araya geliriz diliyorum. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için.